İmanla ölmenin yollarından bahseder misiniz? Fakir sık sık amenti duasını okumaya çalışıyor. Bir de tebefeni müslimen vel hıkni isalihin çekmeye çalışıyoruz. Başka tavsiyeniz var mı? diye ya. sorulmuş hocam. İmanla ölebilmek için sürekli imanla yaşamak lazımdır. Ve imanın gerekliliklerini amel bazında da yapmak lazımdır. Önce şunu ifade etmeliyim ki olmak başkadır. O şekilde ölebilmek tamamen başkadır. Başka bir deyişle bir şeyi elde etmek başkadır. Elde ettikten sonra onu hayatımızın sonuna kadar muhafaza edebilmek, devam ettirebilmek ise tamamen başkadır. Bir insan zengin olabilir. Ama bu zenginliğini hayatının sonuna kadar devam ettirebilecek midir? Çalışır bir millet devlet kurar. Devlet halinde muhteşem bir Osmanlı İmparatorluğu gibi imparatorluk da kurarsınız. Ama acaba bu devletinizi devlete ebed müddet yapabilecek misiniz? Yani kıyamet kopacağı ana kadar bunu devam ettirebilecek misiniz? Üstad bir yerde 21. lamada diyor ki ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin yolları. Yani bir insan ihlası kazanabilir ama ölünceye kadar onu muhafaza edebilecek midir? Koruyabilecek midir? Onun için elde etmenin ve muhafaza etmenin yolları diyerek orada ikili meseleyi bir bütünlük içerisinde anlatmış oluyor. Evet imanlı olmak kolaydır. Evet imanlı olmak kadar kolay bir şey yoktur. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyince kalbende tasdik edince bir zorlama olmadan o insan iman sarayının kapısından içeriye girer. Diğer iman rükünlerine de Ementü kardeşimiz de okuyoruz zaten. Ementü'yü de okuyarak böylece imanın bütünü içinde tamamına iman etmiş olur. Ama ölürken acaba bu imanla ölebilecek mi? İşte asıl mesele budur. Bunun için böyle süratlice madde ve madde birkaç şey tavsiye etmek isterim. Kardeşimiz sorduğu için min gayri haddin. Bunlardan birincisi imanımızı daima La ilahe illallah ile tazelemek. Üstad 26. mektupta bununla alakalı geniş bir izahat yapıyor. Ceddidu imaneküm bi la ilahe illallah hadisi şerifinin izahını yapmış. Efendimiz imanlarınızı la ilahe illallah ile tazeleyiniz buyuruyor. E ben bir defa dedim iman ettim cennete giderim belli değil o. Çünkü bu mevzuda da ihtilaflı olan bir hadis var. Halk arasında da ihtilaftır bu. Efendimiz bir yerde men kal la ilahe illallah dehalel cennet buyuruyor. Kim la ilahe illallah derse cennete gider. E dedik ya ahire öleceğimiz ana kadar devam ettirebilecek miyiz? İşte bir de buna dikkat çeken bir hadis Men mena la ilaha illallah دخل الجنه Kim ölürken la ilaha illallah derse cennete gider. Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke dönemindeki tebliğ ve irşadı men kal la ilaha illallah şeklinde idi. Evet bütün insanların putlara taptığı öyle bir dönemde, bütünüyle şirkin bütün nevileriyle yaşandığı bir dönemde Ebu Cehil'in mesela Ebu Sufyan'ın La ilahe illallah diyebilmesi çok önemlidir. Tekrar ediyorum. Mekke döneminde kim La ilahe illallah derse cennete gider sözü ağırlıklı tebliğ ve irşatta. Ama Medine döneminde iki yön daha ağırlıklı ele alınmış. Bir de Muhammedur Resulullah. Medine döneminde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cennete gider ve ikinci olarak da men mâte la ilahe illallah dehalel cennet. Kim la ilahe illallah diyerek ölürse cennete gider. Şimdi olmak başka o şekilde ölebilmek başka dedim. İşte imanımızı kabre gideceğimiz ana kadar muhafaza edip imanlı ölebilmek için bir imanımızı la ilahe illallah ile tazelemek. La ilahe illallahı tekrar edip durmak, manalarını anlamak, La ilahe illallahın kainattaki tecelliyatına şahit olmak, buna tefekkür diyoruz, imani tefekkür diyoruz. Bir cümle daha söyleyeceğim. La ilahe illallahın tekrarı, vücudumuzda tekrarlanan hücrelerin de iman boyasıyla boyanması demektir. Vücudumuzdan her an bir şeyler ölüyor, gidiyor. Yerine yenileri geliyor. Ben la ilahe illallah demeye devam etmeliyim ki yerine gelen yeni hücrelerim, zerrelerim de o iman boyasıyla boyansınlar. Öleceğim ana kadar değişme olacak. Sürekli de ben de la ilahe illallahı tekrar etmeliyim. Hem insan bir cesetten ibaret değildir. İnsanda binlerce duygular vardır. Nasıl böyle bir çiçeğin beslenmesi suya, havaya, gıdaya bağlıdır. Su ile beslenmesi lazım. Manevi duygularımızın da beslenmesinin gıdası ve suyu La ilahe illallah'tır. i̇mam Gazali Hazretleri diyor ki, dikkat buyurun, La ilahe illallah'ın üç mertebesi vardır. Bir, La ilahe illallah bir lafızdır. Bunu münafıklar da söylüyor. Bu iman değildir. İki, La ilahe illallah'ın kalpten tasdiki. Dil ile ikrar kalben tasdiki. İşte iman burada başlar. Ama La ilahe illallah'ın öyle bir mertebesi vardır ki deliyle La ilahe illallah demiyordur ama fakat bütün hissiyatı, duyguları, letaifi, karakteri o iman boyasıyla boyanmıştır. Bu imanda tefekkürle olabilir. Onun için ayetten Allah ve men ehsenu minallahi sıvgâ Boya Allah boyasıdır. Allah boyasından daha güzel bir boya mı vardır? La ilahe illallah boyasını, imanı bütün zerratımıza ve duygularımıza çalmak, boyalamak. İmanlı olarak ölmenin birinci şartı budur. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki Risale-i Nur talebelerinin kabre imanla gitmesinin iki alameti var. Bir Risale-i Nur külliyatı sürekli imanla, tefekkürü imanla meşgul olduğu için Nur talebeleri hep imani tefekkürü okuyarak, anlatarak hep bunlarla meşgul oldukları için İnşallah kabre imanla gideceklerdir. Hasan Feyza abi Hasan Feyza abinin hatırasını okudum dilimi ona kaydı. Bugün de okumuştum hayatını. Allah ona rahmet etsin. Denizli üstadla iki, iki buçuk sene kadar beraberliği olabilmiş ama çok büyük mesafe kat etmiş manen. Yani Hasan Feyza abi Denizli kahramanı. Onun şeyhinin şeyhi de Hasan Feyzi'ymiş. Melami'ymiş ama Hasan Feyza abi büyük mesafeler kat etmiş. Üstadın yanındaymış o. Üstad Hafız Ali abi evet, Deniz hapishanesinde Hapsanesi. Deniz hapishanesinde vefat edince zehirlenerek vefat etmiştir Hafız Ali abi. Denizde üstadı da zehirlemişler, onu da zehirlemişler. Ve Hafız Ali abi'yi destanlaştırmış üstadın mektupları var. Bir kısmını bugün Facebook sayfama attım veya birkaç gün önce de atmıştım bir kısmını. Hafız Ali abi müthiş bir insan üstadın nazarında. Üstadın Hasan Feyzi abiyle onun kabri başına gittiği zaman münker nekir gelmişler. Men Rabbüke demişler Hafız Ali'ye. Rabbin kim? O da Risalelerdeki Rabbin kim? Anlatılan mevzularla münker nekire cevap vermiş yani. İmanla kabre gitmiş. Nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz. Hani üstad bir başka misal de veriyor ya. Medresede müpteda haber diye hep fiillerle cümlelerle meşgul olan bir medrese talebesi kabile gidince Münker Nekir men Rabbüke demiş. Medrese talebesi Münker'e men müpteda olur demiş. Rabbüke de onun haberidir demiş. Yani müfteda haber. Cümlenin tahlilini yapıyor yani. Hüseyin Kara hocamın ayetleri böyle fiil kelime kelime tahlil etmesi gibi yani o çok müthiş bir derstir. Kıymetini bilesiniz diye aradan söylemek istedim. Şimdi imanla meşgul olmak, imani tefekkürle meşgul olmak bir bu. İkincisi amellerimize dikkat etmek lazımdır. Hoca bir hutbesinde çok genişçe dinlemiştim bunu Manisa'daki bir hutbesinde. Ameller pratik imandır. Çok güzel. Çok önemli bu. İbadet yapmıyor. La ilahe illallah demiş, imanı var da e kalbim de temiz diyor. İşte bir cumaya gidiyor, işte bayrama gidiyor. Diğer ibadetleri yok. Diğer haram ve günahlar işliyor. Hani bu tip insanların kabre imanla gitmesi oldukça zordur. Pratik iman olan amelle kalpteki imanın sürekli beslenmesi lazım. Beslenmesi lazım. Nasıl kalbimiz İki tane atar damarla, iki tane toplar damarla, toplar damarlarla sürekli besleniyor. Ve bizim de imanın mahalli olan kalbimiz, kalbimizdeki iman da diğer amellerimizle, uzuvlarımızla sürekli beslenmesi lazım. İbadetler başta farzlar ve sonra haramlardan kaçınma özellikle ve öncelikle, İmanımızın beslenmesi ve kabire giderken de imanla gitmemiz açısından çok önemlidir bunlar. Bir diğer üçüncü hususa dikkat çekmek istiyorum. Burada kardeşimiz diyor ki teveffeli Müslüman ve bir salihin ayetini okuyorum ben olabilir mi diyor. Olabilir. Bu Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın okuduğu ayet yaptığı duadır. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam 17 yaşındaydı babasından ayrıldığında. Hayatının son 17 senesini de yine babasıyla beraber geçirdi. Herhalde 32 34 sene mi yapıyor neyse. 146 yaşında vefat etti Hazreti Yusuf Aleyhisselam. İşte o 34'ü 146'dan çıkarım o kadar sene Babasından ayrı kaldı yani çok derin bir çile tam dünyayı kazandı yani o kadar çilelerden sonra işte devletin başında o devrin firavunu Hazreti Yusuf'a iman etmiş bu çok derin bir şeydir Mısır tarihinde Mısır'a gelen yüz 63 tane firavundan bahsedilir. Hepsi de firavun olarak ölmüş. Ancak Hazreti Yusuf dönemindeki firavun Hazreti Yusuf'a iman etmiştir. Devlet başkanı olan firavun da iman etmiş. Bütün millet iman etmiş. Abisi, kardeşleri yanında, annesi işte babası yanında. Oh ne güzel bir saltanat. Tam öyle bir anda işte Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Teveffeni müslimen ve elhekni bi salihin diye dua etmiştir. Üstad Hazretleri bunu anlatıyor burada. Bu da güzeldir diyerek anlatıyor. Ben camilerde çok kaldığım için bazı cami hocaları, cami cemaatten bazıları bunu dua olarak okumaktan istinkaf ediyor. Hani teveffeni müslümen vel ve hükmü bi salihin dersek hemen ölü veriz yani yaşamak istiyor adam. Allah'ım beni Müslüman olarak vefat ettir deyince hemen ölü vereceğini zannederek hemen de ölmek istemediğinden bu ayeti okumayan cami cemaatleri hocalar bilirim ben. Halbuki Hz. Yusuf bu ayeti dua makamında okuduktan 40 sene sonra ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Eğer 40 sene daha yaşamak istiyorsanız bol bol teveffeni müslimen ve alihekni bis salihin diyerek Allah'a dua edin. Bu ve bunun gibi Allah'ım beni imanlı yaşat, imanlı öldür, Müslüman yaşat, Müslüman öldür şeklinde hep Türkçe olarak da dua yapabiliriz. Ali İmran suresindeki bir ayette Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatih ve la temutunne illa ve entum müslimun buyuruyor. Ey iman edenler Allah'tan nasıl korkulması lazım geliyorsa hakkıyla Allah'tan öyle korkunuz. Ve sadece sadece ve sadece decede Müslüman olarak ölmeye çalışınız. Müslüman olarak ölmeye çalışmak ile Allah'tan hakkıyla korkma arasında mana bağlantısı vardır binaenaleyh müttaki olmak yani haramlara ve günahlara karşı dikkatli olmak hatta şüpheli şeylerden bile harama girerim zannı ile kaçınmak hatta mekruhları bile terk ederek fevkalade müttaki olmak o bir kalkan olacak bizim imanımızı hem kalpteki hem de bütün hissiyatımızdaki imanımızın korunması için bir cevikan, bir zırh olacak onlar ve inşallah kabire imanla gideceğiz. Bir de bu husus ve bir diğer hususa gelince, tevafeli Müslüman veli bir salihin üstünde az durdum. Bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Bir hadis i şerifte efendimiz temüttüne kema ve tuhşarûne kema temüttün buyuruyor. Yani nasıl yaşarsanız o şekilde vefat edersiniz. Nasıl vefat ederseniz ahirette o şekilde haşr olursunuz buyuruyor. Su testisi su yolunda kırılır demişler. Yaşantımıza çok dikkat etmeliyiz. Allah'ın emirlerine ve yasaklarına çok dikkat etmeliyiz. Nasıl yaşarsanız? Bu nasıl yaşarsanız öyle vefat edersiniz meselesi hadis kitaplarına anlatılırken hep Ebu Talip misal olarak verilir. Ebu Talip gerçekten Efendimiz'e çok ciddi destek verdi. Peygamberliğin 9. senesinde Şibi Ebu Talip'te yeni bitmişti boykot hadisesi. Ebu Talip evine geldi. Hatice validemiz vefat etti. Sonra da Ebu Talip vefat etti. İki büyük destekçisini Efendimiz kaybedince ve o seneye hüzün senesi dendi. Efendimiz amcası Ebu Talib'in vefat edeceğini duyunca başına gitti. Yalvardı da yalvardı. Buhari ve Müslim'de geçiyor bu vaka. Ya ammi kul ya la ilahe illallah eşhedü leke bihe indallah dedi. Amcacığım etme gel ne olur. Bir la ilahe illallah de Öbür alemde şahadet ederim, şefaat ederim. Bir duyayım yani. O kadar yalvardı ki fakat Ebu Talib'in en son sözü başında Utbe Şeybe, Ebu Cehil vesaire de vardı. Sen eğer ölürken yeğeninin dinine girersen Mekke'de bulunanlar, kadınlar özellikle sana ayıplarlar. Bak bak, ölümden korktu da yeğeninin dinine girdi derler diyorlardı şeytan. Ebu Talib'in en son sözü Ene milleti Abdülmuttalib oldu. Ben Abdülmuttalib'in dini üzereyim diyerek vefat etti. Yani şirk dönemine ait bir cümle ile Efendimiz yıkıldı, yere yığıldı ve sonra la estağfiranne leke ma anke ya ammi Ey amcacığım Allah nehyetmediği müddetçe senin için tövbe istiğfar edeceğim diyordu. İçinde bir kuşku vardı. Allah nehyedebilir. Allah nehyetmediği müddetçe dedi ama Allah anında nehi ayetini inzal buyurdu. Ma kana lin-nabi vel-lezina amanu en lil ve kânû ulî min ba'di ma tebeyyene lehum ennehum ashabu cahim. Akraban dahi olsa yani amcan Ebu Talip de olsa demek. Ashab-ı cahim oldu, cehennemlik oldu, kat'i olduktan sonra sen onun için tövbe istiğfar edemezsin. Ebu Talip niye la ilahe illallah diyerek gitmedi? Çünkü la ilahe illallah diyerek yaşamadı ki. La ilahe illallah'ın gerekliliği olan pratik imanı, amelleri yaşamadı, yapmadı ki öyle ölsün, ölürken de o şekilde ölebilsin. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Buna çok dikkat etmek lazım. Tabi dua çok önemli. Bu kardeşimizin de yaptığı dua ama Üstad Hazretleri nur talebelerinin kabre imanla gitmesinde iki delil var derken Birincisini az önce söylediğim tefekkürle alakalıydı. İkincisi de kardeşler kardeşlerine tanımadığı bilmediği halde Ya Rabbi kardeşlerimizi imanla kabre gönder. Bizi cehennem ateşinden koru. Bizi cennetine ithal eyle. Hep bizi derken Allahümme ecirna minen nar. Ecirna e, Üstad da hep nur talebelerini, ehli imanı, dostlarını, akrabalarını vesaireyi geniş bir dairede kastetmiş. Allahümme dhinnel cennete ma'al ebrar derken, Allah'ım ebrarla bizi cennetine ithal eyle derken de yine hep nur talebelerini, kardeşlerini kastetmiş. Onun için dünyada bu kadar insanların her namazdan sonra, özellikle sabah namazından sonra halisane, Muhlisane yaptıkları birbirlerine yaptıkları dualar. Gıyaben yapılan duaları Allah reddetmez. Mümin kardeşimize yapılan duaları Allah reddetmez. Böylece birbirimize yaptığımız annemiz babamızın duasını almak, halis muhlis insanların duasını almak böylece kabre imanla gidebilmemiz için çok önemli unsurlardır. Çok önemli olduğu için birazcık uzunca tuttum bu meseleyi. Sohbetin sınırlarından az daha gelişletmiş oldum. Önemliydi. Yani imansız gitmekten de korkmak lazımdır. Muhammed İbni Münkedir çok ağlıyormuş. Anası dayanamamış. O devrin meşhur tefsircilerinden Ebu Hazin'i davet etmiş. Gel bu sen bunun dilinden anlarsın bu kadar niye ağlar bir insan yani. Gel bir teselli ver bir sor. Ebu Hazin gelmiş Muhammed İbni Münkedir'e demiş ki yani günahlarınla cehenneme gitmekten korkuyorsun da ondan mı ağlıyorsun demiş. O demiş ki hayır ben daha ötesinden korkuyorum. Yani imansız gitmekten korkuyorum. Şimdi onlar korkmuşlar. Biz gayet çakır keyif olursak en, akıbetimizden endişe edilebilir. Cenab-ı Hak bizleri imanlı olmaya, imanlı olarak ölmeye muvaffak kılsın. Müslüman olarak yaşayıp, Müslüman olarak ruhumuzu teslim edip öbür alemde Müslümanlarla beraber Müslümanların sertacı, iptacı, sultanı olan Hz. Muhammed Aleyhisselam ile beraber bizleri Haşr'ı neşr eylesin. Amin.